Merhaba arkadaşlar, Nurgül'ün Tığ ve İğneoları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için beğeni ve yorum yapmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir, zil butonunu da açarak çektiğim videolardan haberdar olabilirsiniz. Evet arkadaşlar, kanalıma abone olmak ücretsizdir, ücretsiz bir şekilde abone olabilir. Çektiğim videolardan da zil butonunu açarak haberdar olabilirsiniz. Bu şekilde arkadaşlar, beyaz ipimin üzerine boru boncuk tabir ettiğimiz boru boncuk, ama benimki arkadaşlar yanar döner tuhafiyelerde, herhangi tuhafiyede bulabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde renk alıyor yani. Şöyle yakından göstereyim. Şöyle tırtıklı gibi yan yan bir kesimi var. Düz boru boncuktan da olur. Elinizde ne varsa onu değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi modelimizi gösterelim. Modelimiz de çok hoş oldu arkadaşlar. Tığ battığımızın üzerine bu şekilde. Tığ battığıyla beraber de gidebilir. Fakat arkadaşlar, tığ battığının zemine fazla yakın olmasını istemedim. Hatta modeli çıkardıktan sonra ikili trabzan yaptığımız kirpikli trabzanların üzerine de yapabilirim diye düşündüm. Sonradan sökmeyi gözüm kesmedi arkadaşlar. Bir dahaki seferde inşallah o şekilde video çekerim diye düşündüm. Şimdi bu modelin nasıl yapıldığını anlatmaya geçelim. Evet arkadaşlar, modelimizin yapımına geçmeden önce 11 tane bu şekilde üçer zincir çekerek tığ battılar hazırlıyorum. Burada 8 tane 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Evet, 8 tane arkadaşlar tığ battıyı daha önce sizler için hazırlamışım. Aynı şekilde tığ battıya sık iğne ile girip 3 zincir çekip yandaki tığ battımın üzerine bir tane tığ battı yapıyorum. 9 oldu. Yine 3 zincirimi çektim. Yandaki tığ battımın içine kapattım. 10 oldu. 3 zincir. Bu da 11. arkadaşlar tığ battım. Bu şekilde ara suyunun mesafesi. Burası da 11 arkadaşlar. Arada 5 tane tığ battı kalıyor. Bu da gayet normal bir ara bırakım arkadaşlar. Ne fazla ne de dar. Tam olacağı şekilde 5 tığ battı arası orantılı arkadaşlar. Şimdi 8 tane zincir çekiyorum. 1, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. 8 zincirimi çektim. Döndüm. Şöyle modelimin, tülbentimin ters tarafına arkadaşlar. 3. tığ battımın içine çektiğim bu 8 zincirimi kapatıyorum. Bir tane zincir çekerek düz yüzüne dönüp 8 zincirli yuvanın içine sık iğne ile girdim. Şimdi arkadaşlar, buradan boncuklarımızı ikişer ikişer alacağız. 2 tane boncuğumu akıttım bu şekilde. Şöyle en ucundan sık iğne ile kapattım. Hemen kapat bu ana yuvaya, yani 8 zincirli yuvaya 2 tane sık iğne yapıyorum. Yine 2 tane boncuk alıyorum. 2. Yine bunu kapatıyorum arkadaşlar. Bakın, kıvrıldığı için yan yana 2 tane tek boncuk oldu. Yine yuvaya girdim. 1 ve 2. Evet, bu şekilde arkadaşlar 5 tane böyle boncuklarımız olacak. Toplamda 10 tane boncuk almış olacağız. Yine 2 zincirimi akıttım. Yine buradan dibinde sık iğne ile bağlıyorum boncuklarımı. Hemen dibine 1 ve 2 sık iğne. Evet, şöyle de sola doğru kaydırabiliriz arkadaşlar. 2 boncuk daha alıyorum. En ucundan kapattım. Kapatır kapatmaz 2 tane sık iğne yapıyorum. 1 ve 2. Evet arkadaşlar, bu şekilde hafif kaydıralım. Kamera açısı için biraz rahat batıyoruz. Tekrar 2 boncuk aldım ve buradan yine sık iğne ile 1 2.
Kapattım. Evet arkadaşlar, 5 tane dilimimiz bu şekilde. 10 tane de boru boncuğumuz gidiyor. Bir tane gül için. Şimdi arkadaşlar, zincir için geri döndüğümüz buradaki tığ battığımıza sık iğne yaparak giriyoruz. Şu şekilde. Ve buraya 3 tane tığ battı yapacağız. 2 ve 3. Hemen yandaki tığ battıya kapattım. Bu birinci tığ battım. 3 zincir. Hemen yandaki tığ battıya girdim. Bu da ikinci. Bir yandaki, artık boncuklarla işimiz kalmadı arkadaşlar. Bu şekilde 3 zincirimi kapatıyorum buraya. Evet. Boncuklarımızdan sonra 3 tane de tığ battı yaptık arkadaşlar. 6 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 zincirimi çektim. Hemen yine modelimizin ters tarafına dönüyoruz. Bu iki boncuğumun, boru boncuğumun arasındaki ipten bu şekilde alıyorum. Kapattım. 6 zincir. Sadece ilk yuvam 6 zincir. Diğer yuvalarım için 5 zincir çekiyorum. 5 zincirimi çekip iki boru boncuğunun arasındaki ipten kapatıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Yine şöyle tam ortasına girerseniz rahat da olur arkadaşlar. 4, 5 zincir. Bu şekilde kolay bir şekilde girebilirsiniz. 5 zincir. Kapatıyorum. Bu şekilde. Gördüğünüz gibi 5'er zincirli yuvalar hazırlıyoruz buraya. Yine 5 zincirim arkadaşlar. Buradan 1, 2, 3. tığ battımın içine bu şekilde kapattım. Ve arada 5 tane tığ battı kaldı. Gördüğünüz gibi arada 5 tane tığ battığımız kaldı. Yine bir zincirli arkadaşlar, dönüyorum düz yüzüne. Bir zincir, bir tane sık iğne, bir tane daha. Toplam 2 tane sık iğne yaptık. 5 zincir. 5 zincirimi kirpik olarak kapatıyorum buraya bu şekilde. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Kirpiğimi kapattım. 5 zincir. Kapatıyorum kirpik olarak arkadaşlar. Buraya yine 2 sık iğne. 3 kirpiğin arasına 2 tane yine sık iğne. Başlarken 2 sık iğne. Sonunda da kirpikleri bitirince 2 sık iğne. Hemen diğer yuvaya yine 2 sık iğne yapıyorum. 2 sık iğneden sonra 5 zincir. Bu şekilde. 1, 2, 3, 4, 5. 3'er kirpikli. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Kapattım arkadaşlar. 1, 2 sık iğne. Hemen 3. yuvama. 1, 2 sık iğne. Evet arkadaşlar, bu şekilde taç gibi duruyor. Daha bir zarif, daha bir hoş duruyor. 5 zincir. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. 5 zincirimi kapattım yuvada. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. 5 zincirimi kapattım yuvada. Bu da ikinci kirpi. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Kapatıyorum yuvada. 1, 2. Evet arkadaşlar. Bu şekilde 3 tanesini yaptık. Sıradaki sık iğne ile 2 sık iğne yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Kapatıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Tüm yuvadaki işlemler aynı arkadaşlar. Kirpiklerin başına ve sonuna 2'şer sık iğne. Tekrar başlarken yine 2 sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Kapatıyorum. 1. kirpik. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Bu da ikinci kirpiğim. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Bu şekilde.
1, 2. Hemen bir sonraki yuvaya geçip 2 tane sık iğnemi yaptım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Kapattım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Kapatıyorum. 5 zincir. 1 ve 2. Hemen arkadaşlar, bu da dönüş yaptığım zincir için yuvaya da bir sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3 zincir çekip bir sonraki tığ battıya 1, 2, 3 zincir, bir sonraki tığ battıya. Çiçeğimiz, motifimiz biter bitmez arkadaşlar, yine 11 tane bu şekilde tığ battı yapıp sonra geriye dönüp motifimizi yapacağız. 1, 2, 3. Evet arkadaşlar, bu kadar. Gördüğünüz gibi görünüşü çok güzel. Yapımı da bir o kadar kolay olan bir model. 3 zincirimi çekip bu şekilde bizim için yeterli arkadaşlar. 5 tane tığ battı arası. İpimi koparıp yakıp geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, karşıdan da inci gibi çok hoş gözüküyor değil modelimiz. Şöyle bir de yakından görelim modelimizi. Modelimiz bu şekilde. Zarif bir model oldu. Ne iri ne küçük. Tam orta oldu arkadaşlar. Bir de ters tarafından ıslak bir tülbentle etilendiği takdirde bir daha hiç ütü istemez. Kirpikli ve sık iğneli olduğu için kalıp gibi de duruyor arkadaşlar. Evet, modelimiz bu şekilde. Yapacak arkadaşlara kolay gelsin. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın arkadaşlar.